Arkadaşlar, senkron generatörlerle ilgili örnek çözümleriyle devam ediyoruz. Turbo rotor bir senkron generatöre ilişkin örneğimiz şöyle. 46 MVA gücünde 10,6 kV'luk yuvarlak rotorlu bir senkron generatörde endüvi sargı direnci ve senkron reaktans veriliyor. Bakın, endüvi sargı direnci oldukça küçük senkron reaktansa göre. Generatörü yıldız bağlı. Tabii 3 fazlı olduğunu buradan hemen anlayabiliriz. Yıldız bağlı. 4 kutuplu ve 50 Hz'lik bir gerilim üretiyor. 4 kutuplu bir senkron generatör var. Zaten kutup sayısının da 4 olması bir bakıma yuvarlak rotorlu bir senkron generatör olduğunu düşündürüyor en azından. Çünkü çıkık kutuplu senkron generatörlerde kutup sayısı genellikle 4'ün bayağı bir üstünde oluyor arkadaşlar. Burada bizden hız isteniyor arkadaşlar. Generatörün hangi hızda tahrik edilmesi gerektiğini, yani senkron hızı aslında soruyor. B şıkkında anma akımını soruyor arkadaşlar. B şıkkında anma akımı. C şıkkında da farklı güç katsayıları için, işte ohmik, endüktif ve kapasitif durumlar için ve generatör %75 yüklenmiş haldeyken endüklenen gerilimi, EA gerilimini, faz açısını ve güç açısını, ρ'yu bizden istiyor. Arkadaşlar, senkron hız bağıntısını biliyoruz. 60F bölü P. Burada 4 kutuplu diyor ya, bu 2P eşittir 4 demektir. Dolayısıyla P2, frekans 50 ve 1500 devir bölü dakika buluyoruz. Generatör 1500 devir bölü dakika ile dönmelidir. Anma akımı şu. Anma akımı anma güç değerine göre hesaplanır arkadaşlar. Ve 3 fazlı senkron generatörün anma akımını bulurken aslında hat akımını bulmamız gerekiyor. Çünkü 3 fazlı bir generatörde faz akımını bulmak evet gerekli, ama tek faz eşdeğer devresini kullanarak işlem yapıyorsak gerekli. Kaldı ki burada yıldız bağlı olduğu için hat akımıyla faz akımı aynıdır, değişmez. Burada biz anma akımını şöyle buluyoruz arkadaşlar. Anma gücünü ve anma gerilimini kullanarak akım hesabı yaparız. Bunu da yaparken görünür güç S eşittir kök3 V hat I hat bağıntısında görünür güç 46 MVA, yani 46 milyon volt amper bölü kök3 çarpı 10.600, 10,6 kilovolt, 2.505 amper buluyoruz. Bu anma akımıdır arkadaşlar. Peki %75 yüklenme ne demek? Şimdi 46 MVA tam kapasitede çalışıyor demek. Tam kapasitede çalışması durumunda generatörün verdiği güç, ürettiği güç. %75 yüklenme %75 kapasite demektir. Yani bulmuş olduğumuz anma akımını veya nominal akımın %75'ini alırsam %75 yüklenme durumu için akımı bulurum ki bu direkt 2505 ile 0,75 veya 75 bölü 100'ün çarpımı sonucu 1879 amper buluyorum. Bu benim akımımın genliği. Peki yıldız bağlı durumda arkadaşlar endüklenen gerilimi hesaplamak için benim tek faz eşdeğer devreyi kullanmaktan başka çarem yok. Dolayısıyla faz gerilimini belirlemem lazım. Burada hat gerilimi eşittir kök3 faz geriliminden faz gerilimini 6.120 volt buluyorum. Ve gerilimi referans alacağım. Kosinüs fi 1 için arkadaşlar açımız sıfırdır, değil mi? Ark kosinüs 1 yaparsanız açıyı sıfır bulursunuz. Dolayısıyla gerilim ve akım arasında bir faz farkı yok. Burada ohmik durum, değil mi? Ohmik durumda bakın akım ve gerilim arasında bir faz farkı yok. Ve vektör diyagramını burada görebiliyoruz arkadaşlar.
Endüklenen gerilimi hesaplarken ne yapıyorduk? Şurada aslında devremiz. VA artı IA çarpı parantez içinde RA artı JXS. Bakın akımın açısı da 0 burada. Gerilimin açısı da 0. Buradan 6434.2 volt buluyoruz. Açı da 11.62 derece. Benim faz açım arkadaşlar fi veya teta aslında 0 derece. Çünkü gerilimin akımı aynı fazda. Güç açısı ise 11.62 derece. Endüktif durumda arkadaşlar açıyı burada R kosinüs 0.8'den, hatta şurada bakın yapmışız, 36.86 bulduk. Endüktif durumda akımın geride olduğunu buradan görüyorum. Gerilim değişmiyor, 6120 çünkü faz gerilimiydi. Akımın genliği değişmiyor, sadece açısı değişiyor. Endüvi direnci ve senkron reaktans değişmiyor. Buradan 7104 volt. Bakın 7104 volt arkadaşlar şurada. Şurada 7104 volt var ama 6120 volta düşüyor. Gerilim düşümü oldukça fazla. Omik durumda ise 6434 volt 6120 volta düşmüştür diyoruz. Burada bulmuş olduğumuz endüklenen gerilim 7104 volt, açı 7.5, güç açısı demek ki 7.5 derece, faz açısı ise -36.86 derece. Çünkü endüktif gerilimin açısı 0 ise endüktif durumda akım geride olacağı için akımın açısı -36.86 olur. Peki son olarak kapasitif durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın akım ileride, görüyorsunuz burada. Saat yönünün tersine doğru döndüğünü düşünün bu diyagramın. Dolayısıyla akımın ileride olduğunu görürsünüz. Akımın açısı 36.86. Yerine yazdığımızda bakın 5606 volt burada var. Ama yükte 6120 volt var. Bu ne demek? 400, 500, 120 ekle 520 volt kadar bir gerilim yükselmesi söz konusu. Güç açısı 11.8 derece olarak burada hesaplanmış oldu. Bunu bir tekrarlamak istiyorum. Bir yanlışlık olmasın. Gerçi yanlışlık yok diye düşünüyorum. Çünkü değiştirmediğimi sandım ama değiştirmişiz galiba. Bir bakalım. 6120. Sizler de benimle beraber aslında yapsanız harika olur. Artı 1879. Şöyle yapalım. Parantez içinde yapmakta fayda var. 36.86 çarpı 0.097 artı 0.69i. Evet. Bakın 5606, açısı da 11.8'e. Burada bir sorun olmadığını görmüş olduk arkadaşlar.